YouTube'da neredeyse en çok izlenilen ve en çok para kazandıran konulardan bir tanesi çocuklar, çizgi filmler, masallar ve animasyonlar. Örneğin Little Angel'ın sonuçlarına bakın. Bu bir aylık kazanç ortalaması arkadaşlar. Ya da Şerif Labrador'a bakalım. Animasyon yaparak yine aylık kazanç sonuçları. Peki animasyona yeteneğimiz yok, daha önce çizgi film de yapmadık. Biz buna benzer kanalları nasıl kurabileceğiz? Size bugün yapay zeka kullanarak bütün programları da ücretsiz olacak şekilde nasıl kolayca bunu yapabilirsiniz anlatıyor olacağım. O yüzden daha fazla vaktinizi almıyorum. Bir an önce videoya geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar bu bölümde yazıdan animasyona nasıl geçebiliriz ve bunu yaparken çocuk masalları nasıl üretebiliriz onu göstereceğim sizlere. Ve sıfır neredeyse tecrübeyle 5 dakikamı falan aldı bir tanesini yapabilmek. Herkesin yapabileceği bir yöntem olacak ama adımları iyi izlemeniz gerekiyor. Yani benimle kalmanız gerekiyor ki şöyle Peppa Pig kanalındaki çizgi filmler gibi aylık bu çılgın sonuçları elde edebilmenin nasıl mümkün olduğunu görün. Ve sonuç olarak da küçük bir kesit vereyim, şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Once upon a time, in the peaceful kingdom of Blossomville, there lived a little girl named Mia. She had sparkling blue eyes, a heart full of courage, and a boundless imagination. Böyle masallara, çizgi filmlere çocuklar bayılıyor. Biraz daha öğretici şeyler de yapabiliriz. Onlar izleyince ailelere de mutlu oluyor doğal olarak. Ve bildiğiniz üzere bir tane çizgi filmi sevdiği zaman çocuk sadece bir kere izlemiyor. Onu yüzlerce kez izleyebiliyor. Ve bunu izleyen milyonlarca çocuk olduğunu düşünün. Bu yüzden zaten az önce gösterdiğim kanalların izlenmeleri de bu kadar yüksek. Öyle olunca reklam gelirleri de yüksek oluyor. Arkadaşlar ilk yapay zeka adımımız olarak ChatGPT'ye gidiyoruz. Burada bir hesap açmanız gerekecek. Daha önce açmadıysanız yapabilirsiniz. Buraya yazacağımız adımları yani promptları, o komutları hepsini vereceğim ben sizlere bu videonun aşağısında. Bakın şunu görebilirsiniz. Krallığı kurtarıp kahraman olan küçük bir kız çocuğu hakkında 200 kelimelik bir tane hikaye yazabilir misin bana dedim. Güzel bir hikaye yazmış. İsimleri bir tık değiştirmesini istedim. Çünkü kendi hikayesini yazıyor. Mesela isim olarak Lily vermiş buradan. Ben sadece görebilmek açısından dedim. Değiştirdi. Farklı isimler koymuş. Dragon yaratmış. Onun ismini kendi koymuş. Kızın ismini yine değiştirmiş. Mia'ya Lily'den. Ve sonra önemlilerinden bir tanesi bu hikayeyle alakalı bana komut yani prompt yazabilir misin dedi. Bu aşağıda gördüğünüz şekilde bazı komutlar yazmış. Bunlar nedir? Biz animasyonu üretebilmek için bazı resimler oluşturacağız. Onu göstereceğim yine nasıl ücretsiz yapabileceğinizi. Bunu yazdığınız zaman da size bu resimleri oluşturabilmeniz için birçok prompt veriyor. Ama bunu arttırabilir ve promptları daha kısa hale de getirebilirsiniz. Hangisi size daha çok yarayacaksa onu göreceğiz. Biraz deneme yanılma yöntemi yapmanız gerekebilir, onu da anlatacağım dediğim gibi. Bu şekilde uzun 7 tane vermiş. Böyle tutabilirsiniz ama biraz daha uzun 1 dakikadan daha fazla 2-3 dakikaya gidebilecek bir hikaye yapmasını isterseniz o zaman biraz daha fazla yapmanız gerekecek. Bakın burada 15 tane yazabilir misin dedim bu promptlardan bana ve o şekilde 15 tanesini daha kısa olarak yazmış. Evet, hikayeniz var artık. Yani başka bir şey de yapmanıza açıkçası gerek yok. İkinci adım olarak bize bir çocuk sesi lazım. ttsfree.com'dan yapabiliyorsunuz. Bakın burada ilk girdiğiniz zaman United States'te İngilizce görebiliyorsunuz. Ana bir çocuk sesi. Burada bütün hikayeyi yapıştırabilirsiniz. Az önce oluşturduğumuz bütün hikayeyi buradan alıp oraya yapıştırabiliriz. Ben de buraya yapıştırdım zaten ama şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Burada arkadaşlar hesap açarsanız daha fazla koyabiliyorsunuz. Daha fazla yapıştırabiliyorsunuz. Yoksa daha kısa, yani bir paragraflık falan oluyor. Yine farklı farklı sesler yapıp birleştirebilirsiniz ama uğraşmaktansa bir hesap açabilirsiniz. Ücretsiz zaten. Burada en üstte sign up kısmı var. Oradan yapabilirsiniz onu da. Tıkladığınız zaman convert now'a tıklıyorsunuz. Yani buradakilerin hepsini MP3 haline getirecek. Az önceki videoda duyduğumuz tam olarak da buydu. She had sparkling blue eyes, a heart full of courage. Sonra arasında da download mp3 diyerek bunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Sadece ses dosyası. Sonradan bir araya getireceğiz. Onu da göstereceğim nasıl olduğunu. Bir sonraki adımımız o animasyon için resimleri oluşturmak. Ama oraya gelmeden önce küçük bir güncelleme yapmak istiyorum. Burayı atlayıp konuya devam etmek isteyen olursa aşağıda zaman çizelgesini zaten veriyorum. Oradan yapabilir. Şimdi 1'e 400 işlem yapabileceğimiz bir tane platform vardı. Malezya'dan lisanslıydı bu platformda. Orayı ben Türk lirası dolar, Türk lirası euro şeklinde kullanmaktaydım. Forex 1'e 400 alıyordum. Ama daha küçük rakamlarla yapmak gerekiyordu çünkü biraz daha riskliydi. Burada daha öncesinden tam söylemediğim, atladığım belki bir yer olduğunu düşünüyorum. Onu söylemem gerekiyor. Çünkü bazı arkadaşlarımız onu yapmadığını fark ettim ve buna dikkat ederek aslında o 149 dolarlık buradaki sermayemi 500 doların üzerine çıkarmış oldum. O yüzden dikkatli dinleyin arkadaşlar bunu. Bakın bunu diğer para birimlerinde de yapabilirsiniz. Destek direnç kısmı gerçekten önemli. Özellikle Türk lirasını kullanmamın sebebi çok güçlü olmaması dolara ve euroya karşı, en azından şu anlık bu şekilde duruyor. Ama ara ara düşüş
düşüşler, yani değer kazanma yaşayabiliyor. Türk lirasının değer kazandığını düşünün. Burada arkadaşlar bakın, şu noktalara tekrar geldiğini görebiliyorsunuz. Yani bu iki kere denemiş. Benim şu an yapacağım, daha işlem açmadım 500 dolardan sonra, şu anki noktanın tekrar bir aşağı denemesi. Tekrar dener veya denemez ama daha az riskli hale getirebilmek ve buradan 1'e 400 alabilmek açısından tam olarak da yapacağım şey şu. Daha önce geldiği rakamları 26.44, 26.41 civarlarını bekleyip ondan sonra tekrar long açmak. Yani şimdilik bekleme modundayım. Bunu söylüyorum ki sizlere, sadece şu kadar küçük bir alanda gidip geliyor diye işlem açmayın. Çünkü çok daha riskli olduğunu söyleyebilirim bunun. Hani aşağıları, konfirmasyonları bekledikten sonra yapın bunları. Onu tekrar uzun bir video yapmadan burada hatırlatma yapmak istedim. Burada ne yapabiliyorduk? Lot alabiliyorduk. Bildiğiniz hisse gibi. İlla bir tane almanıza gerek yoktu. 0.01 bile alsanız bu 2.5 dolar değerindeydi. Neden? Çünkü 400 verdiği zaman 400 katıyla çarpıldığını düşünebilirsiniz işlem açarken. Hani 2.5 dolarınızı sadece riske atıyormuşsunuz gibi düşünün. Ben tabii bir tık daha 25 dolarlık, 50 dolarlık bir işlem, farklı işlemler açarak buraya getirdim. Sonrasında buraya inerse, yani şayet bu olursa, ondan sonra buy kısmına yaparak yükselmesini tahmin edebilirim. Yani bunun olabileceğini düşünmekteyim. Ama dediğim gibi bu konfirmasyonu beklerim, ondan sonra işlem açarım. Ben istiyorsanız 1 dakika falan sürüyor. Buraya üye olabilmeniz için linki aşağı bırakacağım. Eğer isterseniz oradan olabilirsiniz. Ha, kriptoya da 1'e 100 veriyor, onu da söyleyeyim. Diğer işlemlere 1'e 400'e kadar veriyor. Evet, şimdi geldik o animasyondaki resimleri nasıl oluşturabilirsiniz. Leonardo.ai'ye gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu ücretsiz. Neden ücretsiz? Bakın, 150 kredi veriyor bana. Her 24 saatte bir bu 150'ye tekrar tamamlanıyor. 2 kredi kullanmanız yeterli. Number of images'da üretirken 2 taneye tıklarsanız burada ikişer ikişer üretiyor. Sizin istediğiniz, yazdığınız şekilde. Yani o promptları az önce ChatGPT'ye yazdırdık. Şimdi onları kopyalayıp buraya yapıştıracağız. O hikayeden de gidebiliriz, promptlardan da gidebiliriz. Göstereceğim. Mesela ben o hikayeyi yapabilmek için, o videoyu yapabilmek için birçok hikaye oluşturdum. Burada da görebiliyorsunuz. Bakın, resimleri üretti benim için. Buralardan aldım. Beğenmediğimi tekrar yaptım. Bazen yapay zeka olduğu için çok anlamlı, çok mantıklı şeyler üretmeyebiliyor. Onları es geçip yeni bir tane oluşturuyorsunuz. Zaten 150 tane krediniz var her 24 saatte bir. Burada yapacağınız arkadaşlar, ilk girdiğinizde AI Image Generation kısmına tıklama. Tıkladığınızda iki resmi seçebilirsiniz. Dediğim gibi 4 resim de tutabilirsiniz. Problem değil ama krediniz de ona göre gidecektir. Yani iki resim benim işime gayet güzel yaramakta. Aşağı indiğiniz zaman boyutları çok fazla değiştirmenize gerek yok. Yalnız burayı 16.9 yaparsanız ona göre resimler oluşturur size. Bunu yaptıktan sonra bakın, AI Image Generation kısmına biz ChatGPT'de bu hikayeyi yazmıştık. İstiyorsanız hikayeden yapabilirsiniz. Mesela şu kısmı aldınız, getirdiniz ve buraya yapıştırdınız. Biraz daha açıklayabilirsiniz. Ne demeye çalışıyorum? Mesela aşağı inmiş olayım şöyle. Başlangıcında şu şekilde açıkladım. She had beautiful blonde hair, sparkling blue eyes. Bakın, biraz daha böyle açıklamış nasıl göründüğünü, ona göre bir resim yapması istediğini. Close face view demişim. Aynı zamanda yüze yakın bir çekim istemişim. Ve magical, daha böyle sihirli bir şey olsun. Bu şekilde bir resim oluşturmuş. Yani biraz daha böyle tat vermeniz gerekebilir o promptlara bazen. Ama gördüğünüz üzere ChatGPT'den direkt alıyorsunuz. Ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın, create an image of Mia demiş. The little girl with sparkling blue eyes. Direkt buradakini de alabilirsiniz. Yani hikayenin gidişatına göre, o hikayeye göre bildiğiniz buradan alıp oluşturup o promptları kopyala yapıştır yapıp siz resimlerini oluşturabilirsiniz, yaratabilirsiniz. Yine hikayede Bloomsfield diye bir krallıktan bahsetmişti. Bloomsfield'i tabii biz bilmiyoruz. O yüzden buradan bunu alıp tekrar Leonardo'ya gittim. Burada kopyala yapıştır yaptığım zaman bir şeyler daha ekleyebilirdim ama Leonardo gayet güzel bir şekilde buldu bana ve bu şekilde bir resim oluşturdu. Yani bu hikayeyi yaparken şu şekilde düşünün. Çocukların kafasında bunu oluşturması gerekiyor. Yani bunu görmeleri gerekiyor. Siz de bir çocukmuş gibi düşünüp bu hikayenin resimlerini oluşturabilirsiniz. Bütün promptlara 15 tane, 10 tane ne kadar yapıyorsanız, hikaye bazen daha fazla gerektiriyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra Leonardo AI'de hani ikişer ikişer yapabilirsiniz. Bakın, ilk dragonum gayet güzel çıktı. Dörtlü yapmıştım o sefer. Bir tanesini aldım bundan. Ama ondan sonra dragon oluşturayım dedim. Neler neler yaptı. Yani acayip şeyler oluşturdu. Bir tane dedim, 5 tane yarattı falan filan. Yani biraz uğraştırabiliyor bazıları. Ama bir yerden sonra doğruyu tutturuyorsunuz. Onu alabilirsiniz işte. Sonrasında yine ücretsiz olan başka bir aplikasyona gidiyoruz. O da convert.leapix.com diye bir yer. Burada da onlara böyle canlı efekti veriyoruz, o masallara. Onu da şu şekilde buldum. Burada bir tane hesap açıyorsunuz. Gmail'da da girebilirsiniz. Leonardo da aynı şekilde zaten. Upload kısmına bastıktan sonra daha önce
oluşturduğunuz fotoğraflardan bir tanesini açıyorsunuz ve burada fark ettiyseniz böyle canlı bir şekilde, hani hikayenin içindeymişsiniz gibi size hissettirecek şekilde neredeyse animasyona dönüştürüyor. Burada animation length kısmından ya da focus point'ten ayarlamalar yapabilirsiniz. Animation style'a gelirseniz burada en iyisinin neredeyse perspektif olduğunu gördüm. Bakın bu resmi nasıl döndürdüğünü gösteriyor. Perspektif daha fazla size geliyormuş, devam ediyormuş gibi ve ses de olacağı bir konuşma da hikayede anlatılacağı için bu daha canlı geliyor insana. Horizontal derseniz mesela sağa ve sola döndürüyor. Yani istediğiniz şekilde buradan da ayarlayabilirsiniz ama perspektifi en iyi şekilde buldum ben. Sonra bu da okey sizin için share kısmına basıyorsunuz ve buradan MP4 dosyası olarak indiriyorsunuz. Bir video olarak indirmek istiyoruz sonuçta. Ve en sonda CapCut'a gelip, bu da ücretsiz bir editör, video editörü programı, birçok kişi kullanıyor. Ben de bayağı kullanıyorum CapCut'ı. Burada bütün kullandığınız videoları ve sesi birleştiriyorsunuz. Onu da göstereyim şimdi. Hikayenin başından ChatGPT'ye de bakabilirsiniz anlayabilmek için yaptığınız sonuçta resimleri. Onunla birlikte böyle kronolojik sırasına göre gidersiniz neler oluyor hikayede diye. Buraya koydunuz. Bu şekilde kalabilir. Küçük video yapmıyoruz. Uzun videolar yapıyoruz. Yani 1 dakika, 3 dakika arası videolar yapacağız. O masallar o şekilde olacak. Bu arada daha da uzatabilirsiniz. Hani yani onu bir 10 dakika hikaye de yapabilirsiniz. Çocuklar daha bile sevebilir. Bilmiyorum. Ama genelde 3 dakikanın aşağısında, 1 dakikanın üzerinde yaptığınız zaman ideal olacak. Birkaç tane daha resmi koyuyorum. Hani şu an yapmıyorum zaten yaptığım için. Bu şekilde yerleştirdiniz hani sırasıyla birlikte diyelim. Sonra sesi koyuyorsunuz. Aşağıda da sesin devam ettiğini görebiliyoruz. Şöyle yapalım. Once upon a time in the peaceful kingdom of blood. Evet. Bunu da gördük. Ama burada önemli olan bir yer daha var. Sesi altyazıya çevirmek. Daha da okunur, daha da anlaşılır hale getirebilmek açısından. Text kısmına gittiğiniz zaman auto captions'a giriyorsunuz. Burada İngilizce olduğu için otomatik olarak algılayacak bunu. Gördüğünüz üzere bütün sesi algıladı. Yalnız burada biraz daha küçük. Yani şu stili de biraz değiştirebiliriz. Daha anlaşılır, görünür hale gelmesi açısından. Burada sistem kısmından istediğiniz yazıyı seçebilir, indirebilirsiniz. Ben bunun için Redly'yi seçtim. Daha rahat okunuyor diye. Yalnız biraz daha büyütebilirsiniz. Mesela şunu ne diyelim? 10 diyelim. Biraz daha büyük olsun bizim için. Dedik. Bu şekilde büyüdü. Bir şey daha yapabilirsiniz. Yine daha da görünür yapabilmek açısından. Bakın burada stilleri var. Arka planı siyah olur. Bunu da seçebilirsiniz. Arka planı beyaz olacak şekilde. Yani size kalmış. Şimdilik ben siyah bırakacağım. Bakın devam ettirdiğiniz zaman nasıl oluyor? Upon a time in the peaceful kingdom of Blossomville there lived a little girl named Nia. Fark ettiyseniz güzel bir hikayenin çocuk anlatıyormuş gibi başlangıcını yaptınız bile. Ve sonra video bittikten sonra bunları ayarlamanız lazım doğal olarak. Hani biraz daha araştırmanız lazım bu programın da nasıl kullanılacağını, ama bunların hepsi genel olarak söylediklerimi yaparsanız probleminiz kalmayacak, zaten hepsini yapmış oluyorsunuz. Burada export tuşu var. Export'a tıkladığınız zaman bu videoya bir isim verirsiniz ve export tuşuna basarsınız. Şöyle export diyelim. Videomuz hazır bile. Buradan open folder derseniz o videonun olduğu yere götürür sizi. Oradan alıp YouTube kanalınıza koyabilirsiniz. Ve YouTube kanalı açmayı bilmiyorsanız o zaman benim kanalımda birçok video var bununla alakalı anlattığım. Onlardan birkaç tanesini izleyip bunu öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde kolayca yazıdan animasyon üretebilir. Çocuklar için masallar oluşturabilirsiniz. Once upon a time in the peaceful kingdom of... Çocuklar için masallar oluşturabilirsiniz. Ve bunu güzel, size tahmini olarak gelecekte para kazandırabilecek bir YouTube kanalı kurmak için kullanabilirsiniz. E tabi burada verdiğim bilgiler de yararlı olduysa bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında bu tarz online para kazanma yöntemlerini ve kripto ile alakalı bilgileri daha hızlı bir şekilde paylaştığım Twitter'ımda var. Onun da linkini aşağı veriyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.